Merhaba değerli arkadaşlar, ben Genç Yolcu YouTube ekibinden Samet Avcı. Ben Fatih Alan. Bugün sizlerle İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri olan tarihi Yarımada'dayız. Böyle bir külliyenin etrafında yer almak çok kıymetli. Bir prestij yani bu yapıların etrafında oturmak. İstanbul çok şanslı, 4 tane dünya miras alanı var. Hemen karşıya baktığınızda bakın artık yana yatmış bir ahşap ev, tipik zeyrek evlerinden biridir. Bakın şu anda sepette hala o İstanbul geleneği sürüyor, ben kaçıramadım. Siz de gördünüz, ekmeğini aldı, sepette çekti. Seviyorum İstanbul'un güzelliklerini. Değerli arkadaşlar, şu anda tarihi Yarımada'dayız. İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri olan tarihi Yarımada'dayız. Bu videomuzda sizlerle birlikte tarihi Yarımada'nın en ince ayrıntılarına kadar değineceğiz. En ince ayrıntılarını sizlere aktaracağız. Haliç Köprüsü, Haliç, Sultanahmet, Marmara Denizi ile çevrili, UNESCO tarafından dünya mirası kabul edilen İstanbul'un göz bebeği. Sizlere de çok önemli bir sürprizimiz var. Çok değerli bir konumuz var. İstanbul Turizm ve Kültür Bakanlığı Tarihi Rolene ve Anıtlar Müdürü Sayın Olcay Aydemir ile birlikteyiz. Kendisi sağ olsun isteğimizi kırmadı. Olcay Hanım merhaba diyoruz. Merhabalar. Ben size sözü vermek istiyorum. Bu heyecanımız bize artık neredeyiz, nasıl bir lokasyondayız aktarırsanız çok memnun oluruz. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Size söz vermiştik, o sözümüzü yerine getirdik biliyorsunuz canlı programımızda. İstanbul coğrafyasıyla çok değerli, çok kıymetli bir şehir. Ve bugün benim de en çok sevdiğim noktalarından birindeyiz. Yeditepeli şehir dediğimiz İstanbul'un aslında birkaç tepesini görebildiğimiz bir nokta burası. İşte karşıda Galata Kulesi'nin olduğu Beyoğlu bölgesi, hemen karşıda Süleymaniye bölgesi ve bizim şu anda üzerinde bulunduğumuz Zeyrek bölgesi. Zeyrek ve Süleymaniye dünya miras alanı listesinde olan alanlarımız. Buradan birkaç yüzyılı görebildiğiniz eşsiz bir coğrafya tarihiyle birlikte. Karşı tarafa bakıyorsunuz, 16. yüzyılda Mimar Sinan'ın eşsiz külliyesini görüyorsunuz. Karşı tarafa baktığınızda neredeyse 6. yüzyıldan beri var olduğunu bildiğimiz ve bugünkü haline gelen Galata Kulesi'nin yani Ceneviz surlarının olduğu bölgedeyiz. Dolayısıyla bu nokta kara parçası ile birlikte tarihi alanın da bir arada olduğu bir nokta. O yüzden buradan başlamanın iyi olacağını düşündüm. Demin bahsettiğim gibi İstanbul bana göre dünyadaki en şanslı coğrafyalardan biri. Demek ki tarihsel açıdan da öyle ki birkaç yüzyılı bahsediyoruz. Sadece şu noktada bile birkaç yüzyılı bir arada görebiliyoruz. Zeyrek bölgesi hemen arkada Zeyrek külliyesini aslında eskiden de bir külliye olan ama bugün cami olan Zeyrek Camii'nin olduğu bölgeyi göreceğiz. Ben biraz ufak ufak tarihinden bahsettikten sonra Zeyrek bölgesinin o büyülü güzel sokaklarından, tarihi mekanlarından, o taş duvarlarından, sokakların arasından geçeceğiz doğa. Karşıda Galata Kulesi'nin olduğu Beyoğlu bölgesini biliyorsunuz aslında 6. yüzyıldan beri bir fener olarak inşa edilen kulenin olduğu etraf, çevre hep bir yerleşimin olduğu ve önemli ticaret merkezinin, limanlarının olduğu bir bölgeydi. Yine bu tarafta Sarayburnu'ndan buraya gelen bölgede ve İstanbul'un 3. tepe dediğimiz, tepesi dediğimiz Süleymaniye Külliyesi'nin olduğu bölgede bakın bu muhteşem kubbelerin olduğu, işte Darüşşifası'nın yine imaretinin olduğu bölgede Süleymaniye'yi görüyorsunuz. Hep değerli yerleşimler bunlar. Biliyorsunuz sivil yerleşim de bu yapıların etrafında gelişiyor. Yine bir limanda Eminönü tarafında vardı. Ticaret anlamında kapalı çarşıya ürünlerin taşındığı. Şimdi böyle baktığınızda İstanbul'da birçok seyyahın ziyaretinde hep büyülü bir atmosferi var buranın. Marmara Denizi'nden tam şu noktada Halice gemiler girdiğinde seyyahların hep anlattığı bir andır, en büyülü andır. O tekneler gelir ve Sarayburnu'nda bir müddet demirler ve kişiler, gelen ziyaretçiler İstanbul'u bir seyrederler. Düşünün, sarayı görüyor, Galata'yı görüyor. Buraya doğru girdiğinde, burada hiçbir şimdiki yapıların olmadığını düşünün. Martıların, kuşların uçtuğu bu külliyelerde aslında o seyyahların romanlarına, kitaplarına hikaye olacak bütün her şey var. Öyle ki amicisin anlattığı, yazdığı kitabında o sabah namazına karşı kandillerin o kubbelerde yanması, evlerde yavaş yavaş ışık hüzmelerinin süzülmesi öyle mistik bir andır ki sisin kalkmasını beklerler ve
gemi yavaş yavaş Haliç'ten içeri girer. Eminönü'ne veya işte Galata'ya demirler. Dolayısıyla bugün gözümüzü kapatıp belki de bu yapıları bu haliyle görmek lazım. Yine Süleymaniye'ye baktığımızda 16. yüzyılın en prestijli yerleşim alanı. Çünkü böyle bir külliyenin etrafında yer almak çok kıymetli. Bir prestij yani bu yapıların etrafında oturmak. Düşünün bu yapının etrafındaki yapıların pencerelerinin boyutlarının bile bir kuralı var. Yani tabii buraya istediğiniz gibi ev inşa edemiyorsunuz, istediğiniz gibi yükselemiyorsunuz. Sinan burayı yaparken, tabii bir de bir Sinan daha lazım böyle bir külliyeyi, böyle bir prestijli ortamı yeniden yaratmak için. Biliyorsunuz şeye doğru, ben en sevdiğim medreselerdir. Rabi Salis medreseleri kademelidir. Yani coğrafyaya bu kadar uyumlu yapabilen ecdadın torunlarıyız biz. Düşünsenize, bütün bu gördüğünüz kubbeli yapıların özellikle Marmara'ya bakan tarafında Salis ve Rabi medreseler vardır. Kademeli kubbeler. İnşallah bir gün bir de karşı taraftan burayı çekeriz. O etkileyici mimariyi, o güçlü mimariyi, o saygılı mimariyi beraberce görürüz. Zeyrek Dünya Mirası'na ismini veren Zeyrek Camii'nin önündeyiz. İstanbul çok şanslı. 4 tane Dünya Miras alanı var. Burası biri, yani Zeyrek alanına ismini veren Zeyrek Camii. Geçmişte Pantokrator Kilisesi ve bir külliye aslında, bir manastır. 12. yüzyıldan beri varlığını bildiğimiz bu yapı aslında imparatorların da mezarlarının olduğu bir yapı. Bu noktada o külliye olması, bir hastane olması, büyük bir külliye olmasının aslında sebeplerinden biri. Yine tepelerde biliyorsunuz biz Osmanlı'da hep akan su vardır ama Bizans'ta da durgun su vardır. Her tepenin olduğu yerde bir sarnıç bekliyoruz. Aşağıda bir Zeyrek sarnıcı var. Yani tepeden yukarıya doğru buranın etinden sütünden faydalanan bir toplumdan bahsediyoruz. Tabii İstanbul'un fethiyle birlikte çok şanslıyız. Bir çağı değiştiren bu fetih, Fatih Sultan Mehmet'in torunları olma bizim için çok büyük bir şans. Kendisi fethettikten sonra burayı bir okul olarak, medrese olarak kullanıyor. Yani bu yapı hep önemli. Konum olarak da önemli. Buradaki ilim de çok önemli. Buradaki eğitim de çok önemli. Burayı medrese ve cami olarak kullanmaya başlıyorlar. Tabii burada uzun süre çok değerli bir yerleşim alanı oldu. Sivil yerleşim anlamında da. Nasıl demin bahsettim, Süleymaniye'nin etrafında değerli bir yerleşim var. Burada da öyle. Birazdan sokakları göreceğiz. Bana göre burası tabii korunmuş da bir bölge. Hala o turistik etkisi devam ediyor. Yeşili, doğası, tarihi binaları etrafında. Birazdan caminin içine girdiğimizde yapının bölümlerini anlatacağım. İçerideki dönemlerini, sanatını anlatacağım ama buraya baktığınızda aslında bir daha bu Bizans yapıları arasında da bu tip bir tipolojiyi göremeyeceksiniz. Bakın 3 tane kubbe var. 3 tane ana mekan var burada. Sonuncusu daha sonra ekleniyor. Orta yapıyı mezar yapısı olarak kullanıyor. Yine güney yapı dediğimiz bölgenin altında da yine imparatorların ve din görevlilerinin mezarları var. Yapının mimari olarak özelliğini söyleyebileceğim şey bunlar. Yine bu setlemeler, bu yedi tepeli şehir diyorum. Bizans'ta, Osmanlı'da bu setleri çok güzel kullanmış. Demin Süleymaniye'de demiştim, Rabi medreseleri kademelendirerek coğrafyaya, topografyaya uydururken burada sarnıç olarak kullanmış. Yani suyu depolamış. Çünkü su yaşamsal bir şey bizim için. Yani insanın özü de su ama yaşam anlamında su çok önemli. Osmanlı dönemine döndüğümüzde birbirlerinin manzaralarını kapamadığı Le Corbusier'in kitabında geçer. Öyle bir topluluk ki, öyle bir mimari ki hayran olmuş. Hiç kimse birbirinin manzarasına engel olmamış. Bu ve için herkesin evinin önünde bir ağaç var diyor. Yani bu 20. yüzyıldaki bir ünlü bir mimarın kitabında geçen bir şey. Demek ki biz bu kültürü, bu geleneği 20. yüzyıla kadar sürdürebilmişiz. Yani topografyayı kullanmayı, sosyal olarak birbirimize saygı duymayı çok uzun süre sürdürebilmişiz. Şimdi Zeyrek bölgesi bu anlamda hala bir parça bunları görebildiğimiz özgün yol dokularını, İşte özgün mimari öğeleri görebildiğimiz, yine o kademelenmenin nasıl kullanıldığını birçok sarnıç göreceğiz, size göstereceğim. Her tepeyi kullandığı rotadan gideceğiz. Duranlar önce camiyi lazım gezeceğiz, daha sonra caminin önünden böyle çok tatlı küçük taş yollardan aşağıya Haydar bölgesine kadar inmiş olacağız. Sizlerle birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Thank you.
Evet Olcay Hanım. Sonradan yapılan bölümlerden bahsetmiştiniz. Tabii yapıyı okuma konusunu biraz anlatabilirim. Çünkü yakın zamanda iyi bir restorasyon geçirdi biliyorsunuz. Şöyle hafif hafif açılırsak size bazı şeyleri anlatayım. Mesela bu bir Osmanlı dönemi eki. Bu gördüğünüz kemerin içi, görüyorsunuz duvar örgüsü bu noktada değişiyor. Demek ki burada bir dönem bir müdahale olmuş. Mesela İstanbul'da büyük yapılarda değişimler genelde büyük depremler ve büyük yangınlar sonra oluyor. Bazen de fonksiyon değişikliğinden işte bir kapıyı pencereye çevirmek işte ya da tamamıyla kapatmak gibi. Bu bizim tipik Bizans duvar örgüsünün tipik bir özelliği. Gizli derz uygulaması dediğimiz, gizli tuğla uygulaması dediğimiz işte bu derzin arkasında bir sıra daha tuğlanın olduğu bir derz duvar örgüsü bu. Demin sokak dokusunu gösterdim. Bakın burada bir podima döşeme var. Ser miktarda ama bunları hani bu çerçevede bir parça da olsa göstermeye çalıştılar. Bakın arka tarafta sokağın özgün dokusunu görüyorsunuz. Onu da size göstereyim. Aslında sokağın özgün döşemesi bu şekilde. Doğal taş kaplama. Bulduğumuz kadarını koruyarak göstermeye çalıştılar restorasyon boyunca. Evet, doğal taş kaplama. Evet, evet. Zaten mahallelerin dokusu böyle doğal taş. Peki Olcay Hanım, bu kültür varlıklarına erişim nasıl, kolay mı? Ya çok doğru bir soru sordunuz. Erişim aslında her konuda bizim en önemli konularımızdan biri. Erişemediğimiz, ulaşamadığımız yapıları anlamamız, sevmemiz mümkün değil. Burası çok büyük bir külliye ancak çok doğru da bir noktadayız. Ancak buraya ulaşmak için bayağı bir yol kat etmeniz gerekiyordu. Şu gördüğünüz yol aslında bu onarım esnasında açıldı bu duvar, bu duvar. Biz istiyoruz ki kültür varlıklarına her noktada erişebilelim, çabucak ulaşabilelim. Eğer buna olanağımız varsa, hani etrafında başka bir tescilli yapı yoksa, aslında o organik sokakları külliyeyle bağlamak bence çok kıymetli ve değerli. Ben hani bunun için çok mutlu olmuştum açıkçası. Çünkü aşağıdan indiğinizde bayağı bir yol kat edip dolaşmanız gerekiyor. Birazdan gideceğiz ama şimdi hemen Zeyrek Sarnıcı'nın üzerindeki setten, diğer setten buraya geldiğinizde Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin olduğu, evet, bu kemerden buraya rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Tam karşıdan baktığınızda da hani bu dokuyu görebileceksiniz. Dokuyu seviyoruz. Biraz burada o doğal taş kaplama hani arkada da özgün olan biraz daha modernize edilerek sürdürülmeye çalışıldı bu restorasyonda. Yine bakın erişim dediğiniz burada da aslında niteliksiz yapılar vardı. O yapılar kaldırılarak sokakla birleştirildi. Yapının birçok noktadan algılanması sağlandı. Yani karşıdan da baktığınızda yapıyı görebilirsiniz. Yine bu Ulu Çınar'ı yine diğer sokağın bir köşesinden görebilirsiniz. Biz bu etkiyi, bu güzelliği seviyoruz. Le Corbusier'in dediği gibi her evin önünde, her caminin önünde bize gölge yaratacak böyle anıt ağaçlar bıraktı ecdat. İlk dikildiğinde tahmin edersiniz ki küçücük bir yapıydı. Bugün biz onun gölgesinde serinliyoruz. Bu etkiyi biz çok seviyoruz. Hemen karşıya baktığınızda bakın artık yana yatmış bir ahşap ev. Çok tipik Zeyrek evlerinden biridir. Onu da görmeden içeriye girmiyorum. Şurası. Ekleri incelikle sıyırıp yani alıp temizleyip biz buna temizleme diyoruz. Hani raspa belki biraz daha terminoloji şey gelebilir. Hani bizim kendi dilimizde gelebilir. Biz buna temizlik diyoruz. Bu temizliklerden o özgün olmayan boyaların altından bu kademişleri çıktı ve aynen korundu. Tabii İstanbul herkes bizim ecdadımız kadar saygılı değil. Latin istilasında ciddi hasar görüyor. Tahrip ediliyor bu yapılar. Bakın aslında normalde bu yapının iç duvarları
böyle taşlarla kaplıydı. Ve o taşların birbirleriyle uyumlarını görüyorsunuz. Renklerin uyumlu. Hereke pudingi dediğimiz o pembe, serpentin bireci dediğimiz o yeşil olan taşlar. Bunların birçoğu Latin istilasında Venedik'e ve Avrupa'nın çeşitli yerlerine ne yazık ki götürülüyor. O mozaikler, ikonalar yani aslında ciddi şekilde harap ediliyor, tahrip ediliyor. Yani en büyük tahribatı bu yapılar Latin istilası döneminde görüyorlar. Osmanlı'nın koruma yaklaşımına hayranım. Çünkü gerçekten hani döneminin bizim şimdi bugün çağdaş koruma dediğimiz yaklaşımı aslında Osmanlı hep yapmış. Bakın boyayarak tamamlamış. Burası da koruma altına alınarak cam bir yüzeyle ziyaretçinin de görebileceği hale getirildi. Bakın burada motifleri görüyorsunuz. Biz buna opus secti diyoruz. Opus secti mi? Opus sectiler. Opus sectiler. Evet. Yani böyle bir muhafazayla, çelik muhafazayla koruduklar. Evet. Aşağıdaki döşeme yani mermer bu parçayla yapılan döşemeyi opus secti de deniyor Bizans dönemi. Bu çok hani Bizans yapılarında çok gördüğümüz bir döşeme şeklidir. Buradaki hepsi aynen korundu. Tabii daha büyük bir alan. Bunun altı olduğu gibi öyle. Hepsi bu cam şeyle yüzeyle korunarak gelecek nesillere aktarıldı ve görülebilir hale getirildi. Yani aslında mabede girişin ritüeli hep aynı. Büyük bir taç kapı hemen yanlardan mahvillere geçiş kapıları. Ve burada bu kapılar farklı taş cinsleriyle birbirinden ayrılıyor. Yani hep bir ahenk, hep bir uyum var. Hiçbir şey tesadüfi olmuyor. İşte hereke pudingi dediğimiz, işte serpentin bireci dediğimiz taşlar bunlar. Hepsinin aslında felsefesi aynı. Ana kapıdan ana mekana, harime geçiş. İşte yan nefler ya da bizim son cemaat yerleri dediğimiz bölümlere geçişler hepsi birbiriyle. Peki Olcay Hanım, bir de herkesin, bizim değerli takipçilerimizin de, bizlerin de merak ettiği, eminim de birçok insanın merak ettiği bu tarz tarihi eserlerde, bunların restorasyonlarında bir fırça yardımıyla veya bir temizlik asla kullanılmıyor diye biliyorum. Saf suyla mı hani nasıl saklıyoruz? Biz şimdi, bunu doğru mu yapıyoruz hani? Tabii ki doğru yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Türkiye restorasyon konusunda gerçekten çok iyi bir noktada. Biz şöyle söyleyebilirim. Biz önce bu kirlerin ne olduğunu anlıyoruz. Bunun için de laboratuvarlarımızla çalışıyoruz. İşte bakanlığımızın merkez laboratuvarları var. Bölge müdürlükleri yani Türkiye'nin birçok yerinde. Yine üniversitelerin laboratuvarları var. Bu laboratuvarlardan kirlerin cinslerini, niteliğini öğrendikten sonra bize bir rapor veriliyor. Saf su olabiliyor, kimyasal olabiliyor, mekanik temizlik olabiliyor. Bize uzmanları neyi öneriyorsa onu yapıyoruz. Biz mimarız, biz orkestra şefiyiz. Biz gereklilikleri, reçeteyi, izlenecek yolu belirleriz ama reçeteyi bize uzmanları verir. Dolayısıyla bu temizlikler bazen saf suyla olabiliyor, sadece suyla olabiliyor. Bazen AB57 dediğimiz kimyasallar oluyor. Bazen raspalar, demin bahsettiğim. Üzerinde o tozu aldığınız. Raspalar, fırçalar. Evet ama bakın mesela böyle gözenekli yüzeylerde fırça kullanmak doğru değil. Yani bu çok açık. Evet, evet. Yani bunu zaten uzmanları bildiği için bakın bunun yüzeyi çok girintili. Ya da kimyasal da temizlenmesi çok önemli. Niye kimyasal içine girecek? İyi temizlenmezse ileriye dönüp başka sorunlar var. Yani yaptığımız müdahalenin bu yapıdaki, bu malzemedeki bozulmayı sürdürmeyen, koruyan bir müdahale olması gerekiyor. Aslında uygun. Tabii. Su, evet, yani su gerçekten tercih edilen bir yöntem olmakla beraber. Mesela çok gözenekli yani girintili kenetlerin, zıvanaların olduğu yerde su bir problem. Neden? Korozyona neden olacak, taşı patlatmaya neden olacak uygulamalar olabilir. Dolayısıyla lütfen hiç kimse ki yapmıyor, yapılmıyor zaten. Tesadüfi temizlik veya konservasyon müdahale kararlarını vermiyor. Bakanlığımız bu konudaki en yetkin kurum nihayetinde ilk koruma kurumunun oluştuğu, ilk laboratuvarın kurulduğu bir kurumuz biz. Böyle şeylerin olmadığını söyleyebilirim. Yani zaman zaman süre konuları belki eleştiri olabiliyor ama işte bu analizlerin yapılması, müdahaleye karar verme nihayetinde çok büyük bir anıt esere dokunuyorsunuz. Yani bu bütün sadece artık miras alanı olduktan bütün dünyaya mal olmuş bir eser. Dolayısıyla bir çivi bile çakmıyoruz ama hani bir müdahalenin bile incelenip sık dokunup bilimsel yöntemlerle yapılması ve en önemlisi de belgelenerek gelecek nesillere aktarılacak dokümanlarla birlikte korunması bizim için önemli. Biz gelecek nesille çalışıyoruz aslında, sürdürmeye bakıyoruz. Koruma bunun için yapıyoruz. Bu noktada da bu soru için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Thank you.
bir Bizans yapısı ve Şeyh Süleyman Mescidi olarak kullanılıyor ama uzun sürede bir tekke olarak kullanılıyor. Tabii bu restorasyon hikayesini anlatmak çok uzun sürecek ama bazı bizim ufak tefek anılarımız var. Mesela şu ağacı görüyorsunuz, duvarın içinden çıkan ağaç. Şimdi mahalleli yapılarını çok sahipleniyor. Bu mescidi de çok sahiplenmişti. Zeyrek Camii'nin restorasyonunda da bizzat ilgileniyorlar. Yani geliyorlar. Çok doğal bir şey. Bu çok da keyifli bir şey. Biz bir yapıdaki ağacı kesmek için tabii ki bazı izinler alıyoruz. Bazı raporlar. Nasıl yapıya müdahale için laboratuvardan bir tahlil alıp ona göre karar veriyorsak orman fakültesinden de buradaki ağaçlarla ilgili bir rapor alıp bu ağaçları kesip kesmeli miyiz, kesmemeli miyiz? Sonuçta yapıyla ilişkileri çok açık görünüyor. Ve bu defne ağacında, diş budak ağacında kesilmesini istemedi mahalleli. Biz de kesmek istemedik. Sorduk. Yapıya zarar verir mi? Nasıl koruyalım? Yani korumak istedik. Bize de orman fakültesinden sağ olsunlar çok, zaten hep herkes çok yapıcı. Bu yapı ağaçların korunabileceğini, istilacı ağacın bile hani köklerinin izole edilmesi koşuluyla yapıya zarar, sadece dut ağacını keserek mahalleli o kadar mutlu oldu ki, yani sürekli işte ya niye bitirmiyorsunuz işte mescidimizi derken bir anda bizi kucaklamaya başladılar. Hem yaşayan mahalleli çok mutlu oldu hem biz çok mutlu olduk. Tabii bu yapının bir başka özelliği de baktığınızda yine bütün dönemlerini okuyabildiğiniz, hem Osmanlı müdahalelerini hem Bizans müdahalelerini okuyabildiğiniz dondurularak yaptığımız bir onarımdı. Demin köşede bir pah var görüyorsunuz. O da yine Osmanlı'nın köşe yapılardaki hassasiyetidir. Köşeleri kırar. Bunu bazen bir mukarnasla süsler, bazen dümdüz yapar. Sinan'ın yapılarına bakın, mekteplerin köşelerine bakın. Köşeleri kırarak bir saygıyla sizin oradan geçmenizi sağlar ve o köşeyi sokağa adapte eder, uyumlu hale getirir. Köşesini çok seviyorum. Bu bir çeşme, Mehmet Ağa Çeşmesi ve Mehmet Ağa Camii, evet. Herhalde ocağına incir ağacı dikme kelimesinin en iyi örneklerinden biri bu. Çeşmenin tepesinde biten bu incir ağacı. Aslında bunlar yine bu mahallenin heyecanlı köşeleri. Çünkü ecdat her yere bir çeşme inşa ediyor. Duvar çeşmesi oluyor bu, bazen meydan çeşmesi oluyor. İşte buraları çiçeklerle süslemek, buradaki suyu akıtmak. Baksanıza mahalleli çocukların burada bir yudum su içmesi, bu basamaklarda oturmaları. Yani buraları bir aktivite alanına, sosyal bir kullanım alanına çevirmek çok mümkün. Nasıl ecdat çeşmeyi bir fırsat olarak, bir hizmet olarak koymuş. Bugün bunun etrafını süslemek herhalde en keyifli. De öyle. Hani dedim ya demin sokak köşesi. Aslında sokak tasarımı yapmak lazım. Evinizin köşesi gibi. İşte çiçeklerle, işte parksa park, oyun alanı ise oyun alanı süsleyebileceğiniz harika boşluklar bu alanlar. Seviyorum bu boşlukları. Şimdi başka güzel boşluklar göstereceğim size. Bakın şu anda sepetle hala o İstanbul geleneği sürüyor. Ben kaçıramadım. Siz de gördünüz. Ekmeğini aldı. Sepetle çekti. Seviyorum İstanbul'un bu güzelliklerini. Thank you.
arkadaşlar, sizlerle birlikte Tarihi Yarımada videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarız sizler için de bir o kadar keyifli, bir o kadar da bilgilendirici olmuştur. Sizlerle bu tarihi, bu muhteşem manzaranın önünde videomuza son vermek istiyoruz. Bugün hiç yorulmadığım bir gezi oldu. Çok büyük keyif aldığım bir gezi oldu. Umarım sizlere de İstanbul sokaklarında gezmiş kadar olmuşsunuzdur. Bu arada bizlere Tarihi Yarımada videomuzda büyük yardımları olan, eşlik eden Olcay Aydemir, Roleve ve Anıtlar Müdürü Olcay Aydemir hanımefendiye çok teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Bizim için gerçekten çok keyifli bir videoydu. Umarım sizler için de keyifli olmuştur. Biz çok keyif aldık sizlerle birlikte keşfettiğimiz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Birlikte keşfedelim.